Askıda düğüm, tek ve çift düğüm. Bu videomuzda askıda düğüm kavramını, tek ve çift düğüm kavramlarını inceleyeceğiz. Bunlar daha çok İngilizce anlatımlarda karşımıza gelen kavramlardır. Türkçe anlatımlarda pek rastlamadım ama işleyen üniversitelerimiz mutlaka vardır. Özellikle İngilizce eğitim görenler bu kavramlara dikkat etmelidirler. Şimdi öncelikle askıda düğümle başlayalım. Bunu ben kendim direkt sözlük çevirisinden uydurdum. Askıda düğüm, İngilizcesi pendant vertex. Bir graftaki derecesi 1 olan düğümlere verilen isimdir. Bir grafta derecesi 1 olan, yani kendisinden sadece bir hat çıkan graflardır. Bir grafta derecesi 1 olan düğümlere verilen isimdir. Devam edelim. Tek düğüm. Üç kavramı da tanımlayalım. Sonra bir örnek üzerinden inceleyelim. Odd vertex. Bir grafta derecesi tek olan, derecesi tek sayı olan düğümlerdir. Çift düğüme gelelim. İngilizcesi even vertex. Bir grafta derecesi çift sayı olan düğümlerdir. Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim. Şöyle bir oluşturalım. Buna A, B, C ve D düğümleri diyelim. Şimdi burada grafımız G grafı olsun. G grafında A askıda olan düğüm var mıdır? Var ise hangisi veya hangileridir? B şıkkına gelelim. Tek düğümler hangileridir? C şıkkı, çift düğümler hangileridir? Farklı bir renge geçerek devam edelim. Tek tek bütün düğümlerin derecelerini yazalım. A düğümünün derecesi. A'nın derecesi A'dan kaç hat çıkmış? 1, 2, 3. Derecesi 3. Bunun gösteriminde birkaç farklı yazım vardı diye konuşmuştuk. Bu derecenin gösterimindeki bir yazımdır. İngilizcelerde daha çok degree'nin sadece dek kısmı yazılır. 3. Hocanızın nasıl gösterdiğine bakın kısacası. B'nin derecesi B'den 1, 2 hat çıkmış. Bir de B'de çevrim var. Çevrimler 2 derece olarak sayılır. 1, 2, 2 de burası 4. B'nin derecesi 4. C'ye geldik. Bir hat buraya, bir hat buraya çıkmış. C'nin derecesi 2.
Son düğümümüze geldik. D'nin düğümü ise, şey D'nin derecesi ise D'den sadece bir at çıkmış, 1'dir. Şimdi tek tek sorulara bakalım. Askıda olan düğüm var mıdır? Yani pendant, vertex var mıdır? Var ise hangisi veya hangileridir? Bir grafta derecesi 1 olan düğümlerdir. Derecesi 1 olan düğüm var. Buradaki düğümümüz. Cevabımız D düğümü olacak. Çünkü onun derecesi 1, yani burada askıda kalıyor, bir diğer şeyle bağlanmıyor hikayesi var. B'ye geldik. Tek düğümler hangileridir? Derecesi tek olanlar. D'nin derecesi tek. A'nın derecesi tek. A ve D. Çift düğümler hangileridir? B ve C'nin dereceleri çift. B ve C. İşte bu üç kavramla ilgili bilinmesi gerekenler bunlardır. Sorular içinde geçtiğinde anlamamız ve doğru işleri yapabilmemiz için bahsetmek gerekiyordu. Biz de onu gerçekleştirdik. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.